Başkalarından çok daha akıllı olduğunuzu mu hissediyorsunuz? Ya da belki de insanlar sizden tavsiye isteyip size dahi muamelesi yapıyorlardır. Muhtemelen gerçekten de süper zekalılar arasında olabilirsiniz. Ve bunun için teşekkür etmeniz gereken kişiler anne ve babanız. Gerçekten bir dahi gibi yetiştirilip yetiştirilmediğinizi öğrenmeden önce abone ol düğmesini tıklayıp bildirim zilini çalarak olumlu bak dünyasına katılın. 11. Çok okudunuz. Çocukların yaşı ne olursa olsun mümkün olduğu kadar çok okumaları gerekir. Çünkü o yaşlarda beyin bilgiyi etkin bir şekilde işler. Hayatının ilk yıllarında yeni yürümeye başlamış bir çocuğun kelime dağarcığı duyduğu sözcüklerin sayısına denktir. Bu sebeple okunan her kitapla birlikte çocuğun kelime dağarcığı artar ve dil becerileri gelişir. Psikolog Doktor Eileen Kennedy Moore, çocuklar örneklerle öğrendiği için anne babalarının onları kitap tiryakisi yapmasının en iyi yolunun okuma aşkını onlara yavaş yavaş aşılamak olduğunu açıklıyor. Küçük dahiler büyürken anne babalarıyla okumaya başlarlar. Bu da onların hem hayal güçlerini hem de sosyal, iletişimsel ve problem çözme becerilerini geliştirmelerini sağlar. Hikayelerdeki karakterlerle birlikte yeni duyguları ve mücadeleleri deneyimlemeye başlarlar. Sonunda kitap sevgisi öyle güçlü hale gelir ki çocuklar okumaya kendi kendilerine devam ederler. 10. Çok konuştunuz. Aktif iletişim bir çocuğun duygusal gelişimi için çok iyi bir temeldir ve dil becerilerini oluşturmasını sağlar. Yani anne ve babanız sizi sohbetlere dahil ettiyse ve size evet hayır soruları veya basit ifadeler yerine açık sorular sordularsa doğru olanı yaptılar. Bu teknik merakı ortaya çıkarır ve kelime hazinesini geliştirir. Bu bebek konuşması değildir ve çocuğun anlayıp cevap verebileceği basit ve kısa yetişkin cümleleridir. Jestlerin ve yüz ifadelerinin de bu konuşmalarda yardımı olur. MIT'de 2018'de gerçekleştirilen bir çalışma, evdeki sohbetlere daha fazla dahil olan çocukların büyüdüklerinde daha parlak öğrenciler olduğunu kanıtlamıştır. 9. Sürekli arka plan gürültüsüne maruz kalmadınız. Bu önemsiz bir şey gibi görünebilir ama sürekli çalışan bir televizyon gibi arka plan sesleri çocuğun algılaması gereken seslerle gereksiz olan sesleri ayırt etmesini zorlaştırır. Yani büyürken odanızda bir televizyon bulunmadıysa anne ve babanız belli ki ne yaptıklarını biliyorlardı. Doktor Roberta Golinkoff, çocukların televizyonda duydukları dilin onlar üzerinde genellikle iyi bir etki yapmadığını, o yüzden de en iyisinin bundan kaçınmak olduğunu açıklıyor. 8. Anne ve babanız yaratıcılığınızı teşvik ettiler. Her türlü yaratıcılık, hayal gücünü geliştirmenin anahtarıdır. Resim yapma, yazma veya el işleri gibi şeylerle kendilerini ifade etmeleri için birçok fırsat verilen çocuklar, geleceğin şanslı dahileridir. Bu özellikle de müzik konusunda doğrudur. 3 yıl boyunca bir müzik aletini öğrenen çocuklar sadece müzik alanında yetenek geliştirmezler. Mesela müzik öğrenmek hafızayı geliştirir. Bu Boston Çocuk Hastanesi'nin 2014 yılında 10 yaşındaki çocuklar üzerinde yaptığı araştırmada bulduğu bir sonuçtur. 7. Yabancı dil çalıştınız. Dil bilimci Dr. Thomas Cooper, çocukken 2 yıl yabancı dil eğitimi almanın ölçülen test sonuçlarını gerçekten olumlu etkilediğini iddia ediyor. Aslında fazladan her bir sene test sonucuna daha çok puan ekliyor. Bunun açıklaması oldukça basit. Daha iyi gelişmiş sözel beceri sonuç puanını %14 arttırıyor. Dil eğitimi, matematik formüllerine çok benzeyen belirli kuralları ezberlemeyi de içerdiği için yabancı dil öğrenenler matematikte de daha iyi sonuçlar alıyorlar. 6. Top çevirmeyi öğrendiniz. Aktif bir yaşam tarzının sağlıklı büyümeye faydalı olduğunu muhtemelen bilirsiniz. Ama top çevirmek mi? Evet. Yale'de bilim insanları olan Jeremy Gray ve Paul Thompson, 2004'te top çevirmenin beyin aktivitesi üzerindeki etkisi üzerine bir çalışma yürüttüler. Araştırmalarına göre top çevirme, beynin görsel dikkat alanlarındaki gri maddeyi %3 artırabilen bir motor beceridir. Gri madde de bilişsel yeteneği doğrudan etkiler. 5. Beslenmeniz balık yağı açısından zengindi. Çocukken çok balık yediniz mi? Balık yağı, beyin etkinliğini artırarak beyin hücrelerinin bir nörondan diğerine daha iyi bilgi iletmesine yardımcı olur. Bir araştırma, yeterince yağlı asit alan çocukların farklı testlerden başarıyla geçtiğini ve IQ'larının bile daha yüksek olduğunu göstermiştir. Tufts Üniversitesi'nde 2018'de gerçekleştirilen bir çalışma, sistemlerinde daha fazla omega-3 olan insanların hem fiziksel hem de zihinsel olarak ileri yaşlara kadar daha sağlıklı kaldığını kanıtlamıştır. 4. Anne ve babanız merak etmeye teşvik ettiler. Yeni yeni yürüyen çocuklar çevrelerindeki her şeye karşı meraklıyken bu ilgi okul yıllarında genellikle azalır.
sanat galerileri, müzeler, konserler ve kütüphaneler akıllı anne babaların çocuklarını içlerindeki merakı ateşlemek için götürdüğü yerlerdir. Çocukları soru sormaya yüreklendirip onlara cevaplar bulmak coşku ve sabır ister ama kesinlikle verilen çabaya değer. Uluslararası Bilim Eğitim Dergisi'nde 2016'da yayınlanan bir çalışmada araştırmacıların bulduğu sonuç bu yöndeydi. Çalışma, ebeveynler çocuklarının merakını uyardığında çocukların bilim ve problem çözmeye karşı daha ilgili olduklarından bahsediyor. 3. Ebeveynleriniz hiçbir zaman çok ısrarcı olmadı. Bir çocuğu mümkün olduğu kadar çabuk bir dahi yapmaya çok çabalamak, anne ve babayı hiçbir yere götürmez. Aslında çocukları yapmak istemedikleri şeylere zorlamak, büyük olasılıkla çocukların o şeylerden nefret etmesine neden olur. Bir çocuğu yüreklendirip yetiştirmek istediğinizde, onun gerçek ilgi alanlarını ve yeteneklerini dikkate almak, çocuğu oturup her şeyi bütünüyle çalışmaya zorlamaktan daha çok etkilidir. Ebeveynlerin çocuğu acele ettirmemesi de önemlidir. Onun yerine özenli ve sabırlı olarak ufaklıklara kendi örnekleriyle ilham kaynağı olmalılar. Dr. Golinkov, çocuklara 15 dakika bekleyip 2 kurabiye yemelerinin veya hemen bir tane yemelerinin önerildiği çok bilinen bir deneyi aktardı. Anlaşıldı ki beklemeyi seçenler ölçülendirilmiş testlerde sabırsız akranlarına kıyasla çok daha yüksek bir ortalama yapıyorlar. 2. Oyun oynamanıza izin verildi. Hatta teşvik edildi. Çocukların oyun oynaması gerekir. Yani bu tipik bir çocuk şeyidir, öyle değil mi? Evet, bu rastgele varılmış bir kanı değil. Şu ana kadar merak duymanın bir çocuğun gelişiminde zorunlu olduğunu zaten öğrendiniz. Aynı şekilde oyun oynamak da çocuğun merakını besler. Etrafındaki dünyaya olan bu erken ilgi gelecekte işine yarar. Böylece ergen veya yetişkin olduklarında bile öğrenmekten zevk alırlar. Amerikan Pediatri Akademisi'nin konuyla ilgili söylediklerini bir dinleyin. Diyorlar ki kelebek kovalamak ya da Süpermen olmak kadar saçma bir şey bile çocukların sosyal, duygusal ve entelektüel gelişimleri için elzemdir. Ayrıca bu sayede günlük temel becerileri öğrenirler ve ihtiyaçları olan zihinsel antrenmanı yaparlar. Kırmızı ışık, yeşil ışık gibi basit bir oyunu örnek olarak alırsak, bu oyun çocuklara dürtülerini kontrol etmeyi öğretir. Anne ve babanız da oyunlara katıldılarsa, önemli bir konu olan iletişim bileşenini de buna dahil ettikleri için oyun oynamayı sizin için daha da faydalı bir hale getirdiler. Kendiniz de bir ebeveynseniz ve tüm zamanların en önemli anne baba sorunu olan çocukların video oyunu oynamalarına izin verip vermeme konusuna cevap bulmaya çalışıyorsanız şunu bir dinleyin. Dr. Cheryl Olson yıllarını video oyunlarının çocuklar üzerindeki etkileri üzerine çalışma yürüterek harcadı ve bunların sağlıklı beyin gelişimine faydalı olduğunu buldu. Bu durum seviyeden seviyeye geçmek için planlama ve problem çözme gerektiren veya karakterinizi kişiselleştirirken kendini yaratıcı bir şekilde ifade etmeye yardımcı olan oyunlar için geçerlidir. Yani temel olarak akıllıca seçerseniz video oyunları o kadar da zararlı değildir. 1. Anne ve babanız size inandılar ve sizi doğru bir şekilde övdüler. Çocuğunu fazla öven anne babalar, ufaklığın kendisinden çok fazla beklentisi olmasına neden olabilirler. Eğer çocuk başarılı olamayıp beklentileri karşılayamazsa da fazla strese maruz kalır. Yani ebeveynleriniz çıtayı çok yukarılara koymadan sizi yüreklendirdilerse ve idare eder bir sonuç aldığınızda da sizinle gurur duyduklarını bilmenizi sağladılarsa doğru yolu izlemişler demektir. Konu okuldaki performansı olduğunda çocuğunuza inanmak da gerçekten büyük bir fark yaratabilir. Araştırmacılar Rosenthal ve Lenore Jacobson 1968'de bu konu üzerine detaylı bir çalışma yürüttüler. İlkokul öğretmenlerine öğrencilerinden bazılarının sözüm ona hızlı akademik gelişme göstereceğini söylediler. Bu çocuklar tamamen tesadüfi seçilmişti fakat sonuçlar gayet gerçekti. Yıl sonunda bu sahte gelişenlerin %30'u IQ puanlarını 22 puan artırdılar ve diğer öğrencilerin de puanları en az 10 puan yükseldi. Yani bir çocuğa inanmak düşündüğünüzden çok daha fazlasını yapabilir. Peki anne ve babanız sizi bir dahi gibi mi yetiştirdi? Aşağıdaki yorumlarda bize anlatın. Bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone ol düğmesine tıklayarak Olumlu Bak Dünyası'na katılmayı unutmayın.